Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Sevmek tanımakla başlar. Tanımak sevmektir. Tanıdığınız yerleri, insanları, ülkeyi, kültürü sevebilip seversiniz. Evet, tanımak gerekiyor. Acaba ne kadar biliyoruz çevremizi? Yunus diyor ki ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Kendimizi bilmeliyiz, çevremizi bilmeliyiz, değerlerimizi tanımalıyız. Güzel bir yerdeyiz, Kocaeli'deyiz. Kocaeli sanayi bölgesi olarak bilinmesine rağmen hemen görüyorsunuz muhteşem manzaralar, yaban hayatının dorukta olduğu ve 50 tür hayvan çeşidinin ve 200'e yakın birçok bitki ağaç türünün bulunduğu yerdeyiz. Kocaeli Doğa Yaşam Parkı. Bir başka ifadeyle Ormanya'dayız. Ve değerli dostlarımız var yanımızda. Ormanya yetkililerinden Ziraat Mühendisi Bilal Bey yanımızda. Ulusal Kamp ve Karavancılar Federasyonu Genel Başkanımız İlhan Kubilay Bey yanımızda. Bir başka yanımızda da komşumuz. Komşuluk önemli. Sakarya Ticaret Sanayi Odası Turizm Komisyonu Başkanımız Erkan Taner. Taner Bey, evet, Taner Belge Bey. Eğitimci ama buradaki kimliğiyle Sakarya Ticaret Turizm Komisyonu üyesi hocam Erkan Türksever Bey burada. Evet, hemen burası dedik sanayi bölgesi. Biraz bilgi alalım. Ben mikrofonu Ormanya yetkilisi değerli dostumuz Bilal Atu Bey'e uzatıyorum. Hemen söz sizin efendim. Teşekkür ediyorum öncelikle. Burası Kocaeli Kartepe'ye bağlı uzun tarladaki doğal yaşam parkımız. Diğer adı Ormanya. 4000 dönüm üzerine kurulmuş bir alanımız. İçerisinde yaban hayatı ve evcil hayat olmak üzere iki bölümde hayvanlarımız var. 53 türde 512 adet hayvanımız var burada. Girişte karavan kampımız, sağ tarafında mesire alanımız, içerisinde çocuk hayvanat bahçesi, yukarı çıkıldıkça yaban hayatı, daha ileri çıkıldıkça ormanlık bölgelerimiz var. 4000 dönüm üzerine kurulmuş bir alanımız, değişik bitki örtüsü ve ağaçlarımız mevcut. İnsanlarımızın eğlendiği, rahatlıkla pikniklerini yapabildiği güzel bir ortamımız. Günde kaç kişi girer efendim? Yoğun mudur? Nasıl geçer? Ücret alır mısınız? Şu anda burası ücretsiz. 7000, hafta sonları 7000-8000 civarında ziyaretçimiz oluyor. Hafta içi de 2500-3000 civarında ziyaretçimiz oluyor. Nereden geliyorlar efendim? Bu Marmara bölgesine hitap ediyor genelde. İstanbul'dan başlıyor. Sakarya, Kocaeli, civar illerdeki bütün Bursa, buraları ziyaret ediyor. Çok hoşlarına gidiyor. Çok sağ olun. Yine döneceğiz size. Tamam. Sağ olun. Şaşırdık değil mi efendim? Ben de şaşırdım. İlk kez buradayız. Onlarca yıldan beri gazeteciyiz ve belgeselciyiz Kocaeli'de, Gebze'de. Siz de değerli bir dosta da hemen mikrofonu verelim. O da hemen yanı başımızdan. Kocaeli Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'nda öğretim üyesisiniz. Ama burada Sakarya Turizm Komisyonu üyesi olarak. Hocam siz biliyor muydunuz burayı? Duygularınızı öğrenelim. Öğrencilere, öğretim üyelerine, akademisyenlere neler söylersiniz? Buyurun efendim. Şimdi teşekkür ediyorum. Yapım aşamasında yapılıyor olduğundan haberimiz olmuştu daha önce. Ama hizmete açılmış olduğundan, ziyaret edilebilir olduğundan yeni haberimiz oldu. Sizlerin vesilesiyle, Şaban Bey'in vesilesiyle yeni haberimiz oldu. Kendisine de teşekkür ediyoruz bu anlamda. Evet, yani turizmde bizim ham maddemiz doğa. Yani buradaki gördüğünüz şekilde bunu insanlar için kullanılabilir hale getirirsek bunlar ziyarete açılıyor, bir değer kespediyor. Yani onun haricinde buranın ham bir vaziyette olması insanlar için kullanılabilir olmadıktan sonra hiçbir değer, hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu şekilde ekonomiye de katkı sağlamış oluyor bu doğal güzelliklerimiz. Ve bunlar bizim için tabii ümit vaat ediyor. Neden? Çünkü Sakarya, Kocaeli bildiğiniz üzere turizmden maalesef ki yeteri kadar pay alamıyor.
Biz böyle düşünüyoruz ve turizm komisyonu olarak, Satsu Turizm Komisyonu olarak da... Bizi gezdirdiler değil mi efendim? Evet. Hissiyatınız, duygularınız ve beraber bir saate yakın bir tur attık bölgede lütfen. Yani şöyle insanın içinden şu geçiyor, görüyorsunuz hani yıllarca hep yapılmasını arzu ettiğiniz şeyler gördüğünüz zaman bak gördün mü çalışınca yapılabiliyormuş diyorsunuz yani gezerken. Doğal bir alan, kendine ait alanlar içinde yaşayan yaban hayvanları, kendine özel alanlar içinde yetiştirilen çiftlik hayvanları, çok güzel, çok hoş bir yer. Yani çevredeki herkesin buraları görmesini, buralardan faydalanmasını tabii ki arzu ederiz. Tekrar döneceğiz size. Teşekkür ederim. Gezip görmek gerekiyor. Ve merhum Necip Fazıl der ki, bir iş bir hizmet olduğunda kim var diye sağa sola bakmayacak, bir adım öne çıkıp ben yapacağım diyen insanlara, kurumlara ihtiyaç var. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, normalde tüccar, sanayici, iş adamının sorunları ile ilgilenmesi, onlara işte çözüm üretmesi, onlarla ilgilenmesi gereken bir kurumumuz ama onlarla ilgileniyor. Bir başka şeyle daha ilgileniyor. Sakarya bölgesinin, Sakarya ilinin binlerce yıllık tarih, kültür, doğa turizmini, ekoturizmini tanıtmak için de çalışmalar yapıyor. Hemen yanı başımızda Sakarya Ticaret Sanayi Odası öncülüğünde Sakarya Turizm Komisyonu Başkanımız değerli dost Taner Belge Bey. Efendim mikrofon sizin. Hem duygularınızı alalım bölgeyle ilgili. Bu kurum nasıl kuruldu? Bir söz sizin. Teşekkür ediyorum. Öncelikle gezdiğimiz bu parkta gerçekten Türkiye'de birçok illerimize örnek olacak bir alan yapılmış. Tüm illerimizde milli parklara ait böyle mesire yerleri vardır ama böylesine değerlendirilebilen belki parmakla sayılabilecek yerler. O yüzden burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, biz Sakarya ilinde Sanayi ve Ticaret Odası'na bağlı bir kuruluşuz. Yönetim Kurulu Başkanımızın sadece sizlerin de temin buyurduğu gibi sanayicisiyle, ticaretçisiyle faaliyet göstermekten ziyade Sakarya'nın turizmine de biz tabii turizm komisyonu olarak turizmi anlatıyoruz ama diğer alanlarda da Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız bu işe çok önem vermektedir. Yani Sakarya'yı ticaretiyle, sanayisiyle, turizmiyle Sakarya'da marka olabilecek her şeyle çok ciddi önem verdiğinden dolayı işte bize turizm komisyonu olarak bir komisyon kuruldu ve bize de Sakarya'nın var olan güzellikleri değil, daha Sakarya turizmi... Ne zaman kurdunuz efendim? O fikir gelişti mi? Başka illerde var mı? Onlara da bir örnek olsun. Şimdi şöyle, turizm komisyonu daha önceki yönetimlerde de vardı. Belki diğer illerde de, yani hepsinde olmasa bile birçok ilde de olabilir. Ama tabii burada turizm komisyonunun faaliyetleri çok önemli. Yani bize sürekli turizme katkı sağlayacak projeler üretmemiz için ciddi anlamda talimatlar gelir ve biz komisyon olarak da haftanın belki 1-2 günü bile aylık komisyon şeylerini beklemeden toplantılarını belli projeler üretiyoruz. Bir kısaca bize Sakarya'yı bir tanıtın dersek efendim. Kaç ilçesi, nüfusu ne kadar, sanayi? Sakarya'mız 16 ilçesi ve bir büyükşehir belediyesi ile 17 belediyeden oluşuyor. Yaklaşık 970.000-1 milyona dayanı bir nüfusumuz var. Sakarya evvelden biliyorsunuz tarımla anılan bir şehirdi ama şu anda sanayisi, organize sanayileri, işte araba fabrikaları, artık Sakarya bir sanayi şehri oldu. Çok güzel. Yine döneceğiz size efendim. Konuşacağız, komşuluğu konuşacağız. Sakarya ile Kocaeli arasındaki irtibatı konuşacağız ki şu an Şaban Bey dostumuz ve şu anda da Sakarya TV ve Devralem TV'den de bu ortak yayın yapılıyor Face üzerinden şu an. Ayrıca birçok kanallara da dağıtılacak. Komşuluk ilişkileri önemli, onu konuşacağız. Sakarya ile Kocaeli nasıl birbirinden sinerji elde ederek nasıl daha iyi kendimizi tanıtıp ve İstanbul'a gelen milyonlarca turisten pay alabiliriz? Birlikte bir güç birliği ne olur, onları konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Gitmek, gezmek gerekiyor. Diyor ki Allah Resulü, seyahat edin, sıhhat bulun. Evet, sağlığa kavuşmak için gezmek, dolaşmak bir sünnet. Ama kaçımız yapıyor? Diyoruz ya, seyahat edin, sıhhat bulun diyor. Gezmek, seyahat etmek gerekiyor. Ama maalesef biz bu güzelim vatan, bu güzelim ülkenin kıymetini bilemiyoruz. İl yurt dışından geliyor, her tarafı geziyor, dolaşıyorlar ve
tarihin sıfır noktası Anadolu'da. Urfa Göbekli Tepe 12 bin yıllık geçmişe sahip. İnsanlığın yaşadığı Mezopotamya bölgesi, uygarlıklar diyarı, onlarca medeniyetin gelip geçtiği güzel vatan Anadolu. Ve peki diyeceksiniz ki gezelim de parayı nereden bulacağız? Nerede konaklayacağız? Hiç dert değil. Onu çözenler var. Hatta bunu dert edenler var. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi Ulusal Kamp ve Karavancılar Federasyonu Genel Başkanı, değerli dostumuz İlhan Kubilay Bey. Ayağının tozu ile geldi. Çok önemli projeleri var. Sadece Türkiye değil, dünya çapında da çalışmalar yapıyor. Önce sizi bir tanıyalım. Nedir bu Ulusal Kamp ve Karavancılar? Ben Türkiye Kamp ve Karavancılar Federasyonu demek isterdim ama siz hem kendinizi hem federasyonunuzu bir tanıtın. Sizin çok güzel projeleriniz var, onları konuşacağız. Buyurun efendim. Önce teşekkür ediyorum böyle bir ortamı sağlandığı için. Şaban Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Yıllardan beri kendisiyle bir karavancı sevdalısı. Önce karavanı yoktu, şimdi karavanı da var çok şükür. Karavan sevdalısı bir abimiz. Kendisine bu sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu tabiat parkını bu kadar güzel topluma sunan kişilerin hepsine çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Ben karavancı olarak bayağı gezeriz. Gezginiz çünkü biz. Kaplumbağa gibi evimiz sırtımızdadır. Her tarafta konaklarız, gezeriz. Sakarya çevresinde çok büyük gezilerimiz olmuştu. Taraklı'da birkaç etkinliklerimiz olmuştu. Madenderesi'nde hakeza etkinliklerimiz olmuştu. Ama burayı maalesef Sapanca Gölü kıyısında ben Sapanca Belediye Başkanı'na da çok çok teşekkür ediyorum. Bizi ciddi şekilde bir ağırlamışlardı. Burayı nasıl kaçırmışım bilemiyorum. Gezdik burayı nasıl? Valla ben kendimden utandım. Yani ben bu yeri nasıl kaçırmışım, nasıl buraya gelmemişim, görmemişim. Ve bundan sonra karavancı dostlarımızı, burası uğrak bir yerdir. Hem Avrupa için hem Türkiye için. Aynı zamanda daha yeni Berlin'den geldik. Berlin'de Dünya Karavancılar Federasyonu şeyi vardı. FIC'nin toplantısı vardı. FIC toplantısından daha yeni döndük. O insanları Türkiye'ye çekmeye uğraşıyoruz. Karavancıların tümünü. Bu tür yerlere çok ihtiyacımız var. Çok çok ihtiyacımız var. Şimdi işte 9'unda da Van'a gidiyorum. Bir gönül köprüsü. Ona geleceğiz. Evet. Gezdik efendim. Neler hissettiniz burada? Valla ben burada çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Bura çok güzel bir dostlar, etraftaki insanlar burayı gelip geçsinler. Nasıl bir tabiat parkı yapılıyor? Hem hayvanat bahçesi, hem konaklama alanları, piknik yerleri. Harika bir yer o yani. O zaman değerli belediye başkanımız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun eseri bu. Ona bir seslenin. Ben Sakarya TV aracılığıyla. İlk başta ona teşekkür ettim. Çok çok teşekkür ettim. Gene de teşekkür ediyorum. İnşallah yakın zamanda kendisini ziyarete gideceğiz. Sadece teşekkürle olmaz. Bir plaketle gideceğiz. O çok güzel. Evet. Bir plaketle efendim, gideceğiz. Girişte karavancılarla ilgili çok güzel bir yer de tespit etmişler. Evet. Evet. Zaten onun için buradayım ben şu anda. Hemen kapının giriş sol tarafında 10-12 dönüme yakın bir mekan ayırmışlar. Hatta tuvaletini, suyunu, elektrikini falan, bazı eksikler olmasına rağmen onu Bilal Bey'le konuştuk, dedik zaten. Onu ben tekrar Bilal Bey'e bir Cengiz Bey dedim. Aslında ben Cengiz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bir böyle laf arasında bir konuşulmuştu, ben sonradan anımsadım. Kendisi karavan kampı yapılabilir, edilebilir demişti. İlk kez beni bizim katkımız veyahut da bizim itmemiz olmadan bir karavan kampını telefonla 2 gün önce aradı. Dedi ki İlhan Bey, böyle bir karavan kampı kurduk. Ne dersin? Hemen gelip göreceğim dedim ve bugün ben geldim. Kendisine çok teşekkür ediyorum, ona da. Bir mikrofon uzatalım da biraz dostumuz bilgi versin. Biraz bilgi verir misiniz buradaki kampla ilgili? Nasıl? Bir girişte karavan kampımız var. 12 dönüm civarında. Yaklaşık 20 araç, 25 araç alacak ebatında.
İçinde ufak tefek çalışmalarımız oldu. Daha da güzelleştireceğiz. Yani başkanımızın dedikleri eksikleri de gidereceğiz. İleriye dönük güzel bir karavan kamp alanı yapacağız. Gelen mutlu olsun, memnun olsun. Güzel bir zaman geçirsin umuduyla ona göre hareket edeceğiz buradan başkanım. Tekrar mikrofonu alalım. Biz yine beraber bir tekrar hocama döneceğim, dostumuz başkana döneceğim ama tabii siz uzaktan geldiniz. Gönül köprüsü derler ya, gönülden gönüle köprü var. Dünyanın birçok ülkesinde devralen belgesel program olarak çekim yaparken dönüp geldiğimde dostlar diyor ki anlat ne gördün? Evet, onlarca ülke gezip dolaştık. Kültür çok önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Kültürü bizim anlayacağımız dile yabancı bir kelime, Fransızca zannediyorum, vurduğumuzda ilimdir, irfandır, değerdir, yargıdır, gelenektir, gölenektir kültür. Kültür çok önemlidir. Gezip gördüğümüzde şunu gördüm. İnsan ne değerli varlık. Bugün dün 1 Eylül'dü, Dünya Barış Günü'ydü. Keşke dünyada barış olsa, barış hakim olsa, kan dökülmese. O kan dökülmemesi için de birbirimizi tanıyıp görmemiz, bilmemiz gerekiyor. Biz bu güzel vatandaş, tarihin sıfır noktası dedim. 12 bin yıllık geçmiş Göbekli Tepe, o Nemrut Dağları, Karadeniz'in güzelliği, İç Anadolu, Mevlana'lar diyarı, Akdeniz, antik kentler, hele kültürler başkenti İstanbul, 8 bin yıllık yazılı tarihi olan bir şehir. Bitinya'dayız, buradayız efendim, Kocaeli'deyiz. O Gönüller Köprüsü'nü karavancılarla nasıl kurabiliriz efendim? Buyurun. Şimdi efendim bu Gönül Köprüsü'nü, İsmini ben kafamda tasarlamıştım. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Van Edremit Kaymakamı Atıf Bey. Herhalde Mart ayı falandı Van'a gittiğimde. Kendisiyle görüştüm. Bir kamp alanı açabilir miyiz dedik. Karavancılar bu tarafa gelsin. Yani karavancılar batıyla doğuyu bütünleştirelim. Gönül köprüsü koyalım dedim buraya. Bir gönül köprüsü açalım. Çok mutlu oldu. İlhan Bey ben hemen başlıyorum dedi. Selçuk Bey diye Fen İşleri Müdürü'nü gönderdi. Bursa'yı gezdik. Kamp yerlerini gezdik. Bu arkadaşımız gidip hemen faaliyete başladı. Mart'ta açılışı vardı. Ancak dediğim gibi demin bu şeydeki Berlin'deki rally olayı nedeniyle biz 30 karavanla 20 karavan Ulusal Kamp Karavan Federasyonu olarak 10 tane de Türkiye Kamp Karavanı olarak dernek o. Biz federasyonuz. Demin o Türkiye kelimesini dedin. Türkiye kelimesini aslında biz yurt dışında Türkiye'yi temsil ettiğimiz için maalesef bize Türkiye kelimesini halen vermediler. Değerli İçişleri Bakanımız, o zaman bir çağrıda bulunalım. Vallahi, Sayın Süleyman Soylu Beyefendi ki turizme, tarihe çok önem verir değerli bakanımız. Ben dilekçemi vermişim. Verdiniz mi? Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanımız, ona da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Berlin olayında bize katkısı oldu. Yani karavancılara katkısı oldu. Oradaki İAŞ'lerimizle, suyumuzla, buyumuzla ilgili ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye kelimesini ekleyeceğiz diye İnşallah. Söylediler. Ben dilekçemi yazdım. 27 Aralık'ta, 2018'in 27 Aralık'ında dilekçemi dernekler masasından İçişleri Bakanlığı'na gönderdim. Ulusal kelimesinin yerine Türkiye kelimesi. Aslında ulusal da bir Türkiye'yi anımsatıyor ama yurt dışında ulusal dediğiniz zaman Türkiye'yi almıyor. Yani bilemiyorlar Türkiye olduğunu. Sadece bayraklarımızla biliyorlar. Şeyimizi attım ben Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, oradaki giysilerimizi Türk bayrağıyla, kırmızı tişörtlerimiz, ay yıldızlı şapkalarımızla bir şey yarattık. Bir aksiyon meydana getirdik. Türkiye'yi reklam ettik. Misafirperverliğimizi gösterdik. Kendilerini Türk gününde ağırladık. Oradaki insanları, bütün dünya devletlerinden gelen insanları ağırladık. Şimdi işte bunun devamını Van'a atıyoruz biz. 14'ünde, 15'inde Van'da kamp karavan açılışı vardır. Sayın Atıf Bey'in çok büyük ezberisiyle hazırladığı kampa gidiyoruz.
Oradan da geliyorum, 21'inde de Bulgaristan'da üzüm festivaline gidiyoruz. Oradaki karavancılar çağırdılar. Yani karavancı böyle bir insandır, gezgindir. Dünyada örgütlü müsünüz bir? Vallahi çok, evet, şey kayıtlıyız canım. Bizim örgütlüyüz, çok ciddi şeylerimiz oluyor, Türkiye'de toplantılarımız oluyor. Türkiye'de kaç derneğiniz var, federasyonunuza bağlı? Federasyonumuza bağlı, şu anda 12-13 derneğimiz var. Evet, 13 illerde bütün. Federasyon 87'de falan kurulmuştu. Ankara'dan bağımsız olarak kuruldu ve başladı illerde dernek açmaya. Bütün illerde derneklerimiz oldu hemen hemen. İzmir, Antalya, Bursa, Sakarya. Peki yeteri kadar kamp, karavan kültürümüz var mı bizim efendim? Efendim, bunu nasıl teşvik edebiliriz? Efendim, aslında acı nokta burası. Ben bir tek şey böyle kısa bir paragraf olarak geçeyim. Turizm olarak deniyor, turizm patlaması. Halbuki turizm patlaması karavanla olur. Adam mesela uçakla geliyor, bunu turizm firması alıyor, havalanına indiriyor, havalandan otele götürüyor. Zaten oteller rezervelidir şeyleriyle beraber. Otelden o turizm firması nereleri gezdiriyor, onları gezdirdikten sonra uçağın alabileceği miktar 15 kilodur. 15 kilonun 10 kilosunu oradan getiriyor, zaten giysi, valizi, şuyu bu. 5 kiloluk bir hediye paketi alıp götürebiliyor buradan. Bu turizme katkı değil. Bu otele veyahut da şeye turizm, yani bu da bir katkı katkıdır ama yani şimdi karavanla olsa sınırdan girer girmez önce bir petrole girecek. Zorunludur, mecburdur. Girip mazot alacak. Karnını doyurmak için, ekmeğini yiyebilmek için fırınına gitmesi lazım, manavına gitmesi lazım, bakkalına gitmesi lazım, suyuna. Yani bütünüyle Türkiye'ye para bırakıyor. Biz gittiğimizde bayağı para bırakıp geliyoruz o ülkelere. Bizler ciddi para bırak geliyoruz. Yeteri kadar niye anlamıyor siz? O zaman hükümet yetkililerimiz... Yetkililerimize sesleniyorum ben. Artık ama şey, profesyonel bir turizm sektöründen geliyor. Bir çağrıda bulun. Şu anda ben, Alem TV ve Sakarya TV aracılığıyla yanındayız. Buyurun, evet. Yeni Turizm Bakanımıza karavan sorunlarımız vardır. Bu hususidir. Karavanlar hususi araçtır. Bir yılda hep muayeneye gideriz. Bu 2 yıla çıkması lazım. Hususi araçlar 2 yıla çıkar. 2 yılda bir muayeneye tabidirler. Sigortalarımız çok ciddi paralara gidiyor çünkü bizleri şeye sokmuşlar, özel amaçlı taşıt statüsüne. Özel amaçlı taşıt statüsü itfaiye, can kurtaran bu tür şeylerdir. Sayın başkanımız bilirler bunları, kendi sanayicidir. Bizler halbuki o tür şeyler değiliz. Biz bir ay veya iki ay kullanırız bir yılda bir arabamızı. Yani şey, devamlı gidip gelmeye çok az kilometre yaparız. Çünkü gittiğimiz yer 200 kilometre, 100 kilometre konaklarız. Bundan dolayı bir defa sigortalarımızı çok ciddi düşürmesi lazım. Ondan sonra ÖTV, %160 ÖTV alınıyor sıfır arabaya. Bir karavan yaptırmaya kalksam %164 ÖTV ödemem lazım. Amma dertlisiniz efendim ya. Ben ama biz öyle binaycım. O konulara tekrar geleceğim. Ama ben teşekkür ediyorum. Yeni evet, bakanımıza iletelim. Evet, iletelim. Evet, hakikaten bir söyle bina eşit. Gerçekten öyle. Karavan turizmi teşvik edilse, yerler olsa, işte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptı. Sakarya Ticaret Sanayi Odası öncülüğünde Sakarya Turizm Geliştirme Noktamızda ciddi çalışma yapıyor. Şu anda da kameranın arkasındaki Şaban Bey. Şaban Bey dostumuz, kendini bu işe adamış bir isim. Sakarya dedik. Sakarya deyince sular durulur. Necip Fazıl'ın insan bu su misali, kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, diğer yanda Sakarya der. O Sakarya türküsü gönül telimizi titretir. Aslında Sakarya Nehri tarihin en önemli dönüm noktasıdır. Gordion antik kenti, Frigya Vadisi, binlerce yıllık geçmiş, 3000 yıllık bir tarih akar Sakarya Nehri'nden ve Türk tarihinin de önemli dönüm noktasıdır. Ve Sakarya Meydan Muharebesi. Acaba Sakarya Meydan Muharebesi nerede yapıldı diye siz değerli izleyenlerimize buradan sorsak diyeceksiniz ki
Sakarya ilinde yapıldı. Dostlarımızla konuştuk. Sakarya ilinde yapılmadı. Sakarya Meydan Muharebesi. Ama Sakarya ilinde çok güzel Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili çalışmaların da yapılacağı müjdesini aldık. Efendim Sakarya Nehri sizden geçer. Evet. Hakikaten Sakarya deyince biraz durmak. İşte o Sakarya türküsü, Sakarya şiiri. Biraz önce de biraz anlattınız. Sakarya'yı nasıl tanıtmak istersiniz? Bu Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili de zannediyorum bir park düşünceniz de olabilir. Nehir o güzellikleri ve İpek yolunun geçiş noktasıdır da ayrıca Sakarya ilçelerimizin bazıları. Buyurun mikrofon sizin. Teşekkür ediyorum. Evet Sakarya ilimiz az önce de dediğimiz gibi şu anda sanayisiyle anılır bir vaziyete gelmiş olsa da Sakarya'mız biliyorsunuz çiftçiliğiyle işte bu zamana kadar patatesi kabağıyla bir anılan marka olan bir şehrimizdi. Ama Sakarya'mız tabii ki işte bir Sakarya Nehri ve her ilde olmayan bir il düşünün ki nehriniz, gölünüz ve deniziniz var. Karasu biliyorsunuz Sakarya sınırlarındadır, Karadeniz'in bir ucu. İşte Sapanca Gölümüz, Poyrazlar Gölümüz ve Sakarya Nehri'miz. Sakarya böylesine turizme açık bir şehrimizdir bizim. İnşallah bizler de işte Sayın Başkanımızın da dikkat çektiği özellikle Türkiye'deki bu karavan turizmine Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızın da bizzat ilgi gösterdiği bir projedir. Kısmet olursa biz sadece bir yerde değil 4 ayrı ilçemizde yani eski ticaret yolu dediğimiz İpek yolunda işte konaklama yerleri ama ulaşımı otobana ve E5'e yakın olan bir yerde ise İşte büyük bir arazi üzerinde 12 ay boyunca faydalanabilecekleri, kışın karavanlarını bir marina limanı gibi getirip karavanlarını bırakabilecekleri, 2-3 ay işte güvenlik başında olacak hiç gözler arkada kalmadan kullanabilecekleri büyük bir alan kısmet olursa işte şu anda hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında da işte temizle sizin buyurduğunuz gibi eski ticaret yolu dediğimiz İpek yolu, İşte Geyve yolu üzeri dediğimiz, Akyazı Hendek yolu üzeri dediğimiz ve Karadeniz yolunu taşıyan işte Karasu Koca Ali arası. Yine karavancılarımızın geçerken konaklayabilecekleri bir alanları oluşturacak şekilde bir projeler hazırlıyoruz. Şaban Bey evet bu işte çok heyecanlı, çok emek eden bir üstad. Sakarya'nın karavancılara zaten bir hizmeti var. Sadece fabrika düzeyinde 4 büyük fabrikamız karavan imalat etmektedir. Yani karavancı turistlerimize zaten böyle bir sanayi olarak hizmetimiz var. Ama inşallah kendilerini de konaklayacağı, onları da misafir edebileceği, işte bu güzel insanları oraya toparlayacağımız güzel bir alanlar yapacağız inşallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yüce Yaradan gezmez misiniz diyor. Gezin, ders ve ibret alın. O eski kavimlerin yaşadıkları yeri görün diyor. Kur'an-ı Kerim'in neredeyse 1/3'ü tarihten bahseder. Ama maalesef tarihi değerlerimize, tarih ve kültür turizmine de sahip değiliz. Bilmeyiz ülkemizin o muhteşem tarihini. Ve bu tarihi gençlere öğretmek gerekir. Tarih kelime itibariyle yabancılar İngilizce history dense de Türkçe karşılığı tarihin bilgidir. Bilimdir, bilgidir. O bilgiyi gençlerimize vermemiz gerekiyor. Eğitim kurumlarında, evde, aile ocağında gençlerimiz tarih, kültür, turizminin değerini, önemini bilseler çok şey yaparlar. Ama yeni jenerasyon, yeni nesil hem hocalarımız hem de talebelerimiz, öğrencilerimiz çok güzel çalışmalar yapıyor. Hocam mikrofonu size vereceğiz. Sizler öğretim üyesisiniz. Turizm Meslek Yüksekokulu'nda eğitim görüyorsunuz. Türkiye'de birçok turizm fakülteleri, turizm meslek yüksekokulları var. Hem siz tecrübenizden değerli izleyenlerimize bilgiler verin, hem de çağrıda bulunun. Hem öğrencilere hem öğretim üyelerine. Buyurun mikrofon sizin. Nasıl ülkemizi tanıtabiliriz? Şimdi ülkemizi tanıtmak için turizm bir hizmet sektörü. Ve bacası sanayi olarak nitelendirilen ve ödemeler dengesi üzerinde en büyük paya sahip olan
bir endüstri turizm. Artık sektör demiyoruz bir turizm. Birçok alt sektörden oluşan bir endüstri turizm. Burada makineleşmek çok mümkün değil. Çünkü insanın insana hizmeti söz konusu. Bu anlamda sizin hizmet veren personelinizin nitelikli olması gerekiyor ki hizmetiniz nitelikli olsun. Bu anlamda bugüne kadar ya da yakın tarihe kadar diyelim, bu çok önemsenmedi. Turizm sektöründe yani çok akademik bilgiye değer verilmedi, çok nitelikli iş gücüne değer verilmedi, öyle söyleyeyim. Kelimelerimi seçmeye çalışıyorum özellikle, çünkü kimseyi de töhmet altında bırakmak istemiyorum. Onun için özellikle çok seçerek konuşmaya çalışıyorum. Ama artık çok şükür ki turizm sektöründe insanlar nitelikli iş gücüyle nitelikli iş yapılabileceğini idrak etmiş durumdalar. Yani sektördeki, endüstrideki iş gücü daha nitelikli hale geldi. Sizin de bahsettiğiniz gibi bununla ilgili turizm fakültelerimiz, meslek yüksekokullarımızın sayısı arttı, günden güne artıyor. Ve biz orta, yani ara eleman yetiştirmek ve turizm profesyonelleri, turizm yöneticileri yetiştirmek konusunda elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Tekrar ifade edeyim. Şimdi bizim ham maddemiz her ne kadar doğa olsa da, her ne kadar çevre olsa da, her ne kadar kültür olsa da, buraya gelen misafirleri ağırlayan insanlarımız, nitelikli elemanlarımız. Rehberler de önemli olan rehberlere bir görev düşüyor. Rehberlerimiz maalesef yeteri kadar kendi bölgesini tanımıyor ki karşı tarafa tanışsa. Bu rehberlik müesseseleri, öğretim üyeleri, öğrencileri yetiştirenlere bir mesajınız olur mu? Siz bakın, sadece öğretim üyesi olarak kalmamışsınız. Ayrıca bir uygulamanın da içindesiniz. Evet, evet. Bu sıfatınız var burada. Evet. Şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz. Özellikle rehberlik konusunda biz hala şunu tartışıyoruz. Rehberlik işte bir üniversite eğitimiyle mi olmalı? İşte bu kurslarla da verilebilir mi? Hayır, öyle olmasın, böyle olsun. Biz daha bunu aşabilmiş değiliz maalesef. Evet, rehberlik noktasında, özellikle yerel rehberlik noktasında ciddi eksikliklerimiz var. Çünkü mesela şimdi Sakarya dedik, Kocaeli dedik, turizmden çok fazla pay alamıyor, yeterince pay alamıyor dedik. Burada bizim gerçekten rehberlerle alakalı ciddi açıklarımız var. Şimdi rehberlik mesleği öyle bir şey ki, şimdi bununla ilgili bir yatırım yapmanız gerekiyor. Bir kurs almanız, bir eğitim görmeniz gerekiyor. Bunun belgesiyle ilgili belli bedeller var. Fakat ben rehberim dediğiniz noktada sizin bir sosyal güvenceniz yok. Sizin bir sürekli gelir kaynağınız yok. Bu da bunu çok tercih edilebilir bir iş olmaktan uzaklaştırıyor. Ya bu noktada bizim tedbir almamız lazım. Ya işte yerel yönetimlerdeki bazı birimleri bu noktada görevlendirmemiz, bazı bununla ilgili birimler kurmamız lazım. Ya da çeşitli alternatiflerle insanları buna özendirmemiz lazım. Şimdi özellikle küçük yerlerde, turizmden daha az faydalanan yerlerde rehberliğin gönüllü insanlar vasıtasıyla yürütüldüğünü görüyoruz. Oradaki daha ziyade orta yaş üstü, o kültüre hakim olan insanların gönüllü olarak bunu yapması ve diğer nesillere aktarmasıyla yaşatılmaya çalıştığını görüyoruz. Bunun da profesyonelleştirilmesi lazım. Yerel yönetimler nezdinde diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Artık programımızın da değerli izleyen... Sakarya Nehri ile alakalı... Tamam. Yapabilir miyim? Buyurun, buyurun efendim. Şimdi tabii Sayın Federasyon Başkanımız burada olduğu için hep karavandan girdik. Ama Sakarya Nehri dediğinizde onu da es geçmemek gerekiyor. Şu anda Sakarya Nehri'ne kısmet olursa GV Belediye Başkanımız Sayın Murat Kaya öncülüğünde İtalya Venedik'i aratmayacak bir gondol, bir sandal turizmi kazandırılması için çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Ve kısmet olursa yine bu alanın üstüne
Safranbolu'da bulunan işte Teras Siirt'in çok daha büyüğünü inşallah Sakarya Nehri kenarına Sayın Belediye Başkanımız şu anda inşaatına başladı. İnşallah kısa zamanda da bitirecektir. Sakarya Nehri'miz bir Venedik'teki gondol turizmi gibi inşallah bir yapıya sahip olacaktır kısa zamanda. O zaman ben size bir kitap da hediye edeyim. Bu Sakarya Meydan Muharebesi Polat'la Haymana'da gerçekleşiyor. Adapazarı veya Sakarya'ya 400 kilometre uzakta. Biz Sayın Başkanıma da birazdan döneceğim. Sakarya Meydan Muharebesi'ni tanıtmak için kendimize bir misyon biçtik. Sakarya Meydan Muharebesi'ni gençlerimiz tanısın istiyoruz. Evet. Özellikle de Sakarya ilimizden Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili de beklentilerimiz var. Bir Sakarya Meydan Muharebesi Parkı olabilir. Sakarya Nehri oradan geçiyor, bir tarihin dönüm noktası. Polatlı Haymana'daki şehitliklerle ilgili de bir irtibat olabilir. Bu yaptığımız çalışmaları size bu canlı yayınımızda hediye edelim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız bu çalışma ve program öncesi de sağ olun, bize güzel bir tavsiyede bulundunuz ve biz de bunu hemen Sayın YouTube Kurulu Başkanımıza, işte Vali Bey'le bu işini paylaşıp, evet, Sakarya Meydan Muharebesi ile alakalı Sakarya Nehri'nin yine bir kenarına işte bir şehitlik olabilir. Bir park olabilir. Değil mi kısmet olursa bununla ilgili bu hafta hem yönetim kurulu başkanımız hem sayın valimizle randevu alıp bununla alakalı bir proje çıkartıp inşallah sizlerin de vesile olduğunuz bu güzel şeyde Sakarya'mızda inşallah böyle bir şey kazandıracağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Evet, biz Sapanca Gölü kenarında Yaza Merhaba etkinliğimiz vardı. O Yaza Merhaba etkinliğinde değerli Kamp ve Karavancılar Federasyonu Başkanımızla bir çalışma başlatmıştık. Karavanlarla şehitlikleri ziyaret, değil mi efendim? Yapabildik mi bilmiyorum ama ben size hem kitaplarımızı hediye etmiş olacağım. Biz Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili çok ciddi çalışmalar. Geçtiğimiz akşam Eyüp Sultan Belediyesi ile Gordiyon'un düğümü Sakarya Meydan Muharebesi belgeselinin galasını gerçekleştirdik. O galada dağıttığımız kitap ve broşürleri verelim. Hemen geçmişe bir dönelim. Ne yaptınız? Gittiniz mi efendim o bölgelere, karavanlarla gidilecekti? Gönül köprüsü kuracağız. Ama şu şehitlikleri de karavanlarla bir ziyaret edelim diye kampanya başlatmıştık. Avrasya Gazete Radyo Televizyon Yayıncıları Derneği olarak biz ve Kamp ve Karavancılar Federasyonu olarak siz ortak bir protokolümüz vardı. Sizler açıklayın lütfen. Şimdi efendim öncelikle kitaplar için çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum. O şehitliklerle olan şeyi herhalde İbrahim Bey bir unuttunuz. Siz beraber şeyli yapacaktık. Çekimli yapacaktık. Biz beraber gidecektik. Yaz geçmeden gidecektik. Şöyle sizler diyecektiniz. Beraber gidecektik. Ben her zaman hazırım. Size dedim alo dediğiniz an programım zaten Şaban Bey bu konuda bizim öncümüz o, sağ olsun. O alo dediği an gideriz, en kısa zamanda efendim, bunlara gideriz. Bu hakikaten tarihi mekan, işin esprisiydi. Çanakkale, Dumlupınar, Sakarya Meydan Muharebesi, Malazgirt'teydik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldı. Evet, 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 evet. Ona biz katılamadık maalesef. Evet. Sarıkamış Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği alan. Evet. Hakikaten şehitlikleri karavanlarla da ziyaret. Kesinlikle ben bu konuda istediğiniz zaman birkaç arkadaşımızla, yani benim gönlümün geçtiği arkadaşlarımla sizinle bu şehitlikleri hem gezerek hem tarihini anlatarak bir program yapabiliriz. Bir geniş bir kapsamlı olabilir. Ben öncelikle şunu diyorum. Buradan sesleniyorum. Ayın 14'ünde, Eylül'ün 14'ünde Van'da kamp karavan alanı açılışı var. Ben bütün karavancı dostlarımızı, kampçı dostlarımızı çadırlarını alıp gelebilir, uçakla misafir edebileceğimiz, sadece yol parasıyla konaklama parası onlardan, gerisi bütün hepsi bizden olmak kaydıyla. Yani Van kahvaltısı yapacak mıyız? Hem de alasını yapacağız. Bahçesaray'a çıkıp o püfür püfür akan Van kahvaltısı yapacağız, sıra gecemizi yapacağız, Akdamar'ı gezeceğiz ki biliyorsunuz, siz bunu çok çok iyi biliyorsunuz. Ayın 9'unda da Akdamar'da ayın vardır, yani bu şey ayini vardır. O nedenle ben bütün kampçı, karavancı veyahut da işte doğa sever insanların hepsini 14'ünde Van'a davet ediyorum. Gelsinler, misafirimiz olsunlar.
Gönül Köprüsü'nü, Batı ile Doğu arasındaki Gönül Köprüsü'ne bir katkıda bulunsunlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, programımızın da yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlarımızdan bir turda birer cümleyle duygu ve düşüncelerini alacağız ama gitmek gerekiyor, gezmek gerekiyor. Sevmek tanımakla başlar. Siz tanıdığınızı sevebilirsiniz. Bu ülke gerçekten sevilecek bir ülke. İnsanlarımız doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi hangi kültürden olursa olsun muhteşem bir kültüre sahip, muhteşem bir tarihe sahip Anadolu. Sevelim, tanıyalım, gidelim ve gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Bize ev sahipliği yaptı Ormaniye, Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz. Efendim, bir duygularınızı alarak böyle son turumuzu tamamlayalım. Buyurun efendim. Hepinize buradan teşekkür ediyorum. Geldiniz. Ayağınıza sağlık. Bütün herkesi bu Ormaniye'ye bekliyoruz. Huzura, rahatlığa, stresten, sıkıntıdan uzak. Gelsinler buraya, kafalarını bir dinlesinler, huzur bulsunlar. Gelenlere hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, hemen sizden bir duygunuzu alalım son. Son olarak ben kendim, üniversitem ve komisyonumuz adına tekrar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizi böyle bir yerde bulunma imkanı sağladığı için. Çünkü bu insanlar için bir eğlence alanından öte bu işin nasıl yapıldığının da bir göstergesi, bir örneği. Bu anlamda da gerçekten anlam ifade eden bir alandayız şu anda. Burada olmaktan mutluyuz. Ulusal anlamda bu parkların devamının gelmesini diliyoruz. Darısı öncelikle Sakarya'mızın, sonra tüm Türkiye'mizin başına diyoruz. Teşekkürler. Size ben sözü şöyle vermek istiyorum. Gebze Ticaret Odamız var, Körfez Ticaret Odamız var, Kocaeli Sanayi Odamız, Kocaeli Ticaret Odamız var. O güzel faaliyetinizi buralara da doğru bir Kocaeli-Gebze komşuluğu, Kocaeli-Gebze dostluğu, kardeşliği, işbirliği içerisinde Sayın Başkanımıza, Yönetim Kurulu Başkanımıza, Gebze kamuoyu adına bir birliktelik olsun mesajı noktasında da düşüncelerinizi orayla paylaşın diyorum. Son sözleriniz. Teşekkür ederim. Bizler için önemli konulara parmak basıyorsunuz. Evet, Kocaeli ile bizim yakınlığımız şu anda Sakarya ile bulunduğumuz nokta 20 kilometre. Yani bağlı bulunduğunuz bir ilden Pikniğe gidiyorum deseniz 30-40 kilometre mesafeler alınıyor. Evet, bizler zaten Sapanca Gölü'nü ortak kullanan iki komşu iliz. İnşallah bu hafta Sakarya Ticaret Odası Turizm Komisyonu olarak Kocaeli Ticaret Odası'nı komisyonu ziyaret edeceğiz. Biz karavancılıktan Sayın Başkanımızı bulup anlatınca, evet, bir sanayi olarak hizmet etmek, işte kendilerine bir kamp alanları oluşturacak turizme yönelik davetlerimizden bahsettik. Ama Sayın Başkanımız o kadar güzel bir projeden bahsetti ki, Van'da bir gönül köprüsü. En hayırlı projelerden biri olarak görüyorum ben. İnşallah başkanım 14 Eylül'de bizler de bu hayırlı açılışınızda orada olacağız inşallah. Çok büyük bir şey. Başkanım, çok teşekkür ederim ve ağırlamaktan gurur duyacağız. Yani hakikaten zaten hemşerimsiniz. Biliyorsunuz şeyde şöyle bir laf vardır. Gidemediğin toprak senin değildir. Biz topraklarımıza devamlı gideceğiz. Kars'ına, Artvin'ine, Kırıkkale'sine, Kırklareli'ne, Edirne'sine, Bodrum'una. Türkiye bizim, burada bütün insanlarımızın şeyi var, mutluluğu olsun diye kardeşlik köprüsü kuralım, gönül köprüsü kuralım ve devletten kesinlikle istediklerimi unutmamaları lazım bakanlarımızın. Yazıyı da yazıyorsunuz, biz de takip edeceğiz. Ben yazımı yazmışım 27 Aralık 2018'de. Sayın Bakanım, Sayın Soylu, bunu Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da iletmişti danışmanlarıyla sizlere veya danışmanlarınıza. Bizim Türkiye kelimesini lütfen ulusalın yerine bırakın. Türkiye Kamp ve Karavan Federasyonu olalım. Yurt dışında kesinlikle kendimizi tanıtalım. Diğer hususları da, karavanla olan problemlerimizi gene devletten yardımlarını istiyoruz. ÖTV'dir, muayenedir,
sigortadır, bu tür şeylerimizi gayet ılımlı bir şekilde getirirsek kesinlikle ve kesinlikle inanıyorum karavan patlaması olur. Türkiye'de deprem bölgesidir. Sadece karavancılığı gezmeye yönlendirmeyin. Karavancılık deprem olduğu zaman evdir. Barınma alanıdır. Onda her yönüyle yani doğayı zarara sokmaz, doğayı betonlaştırmaz karavan. Ya ben karavanla çok böyle 2 saatlik, 3 saatlik bir program yapmak isterim. Böyle kısa bir program değil İbrahim Beyciğim. Yapacağız efendim. Peki çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz. Evet, gördünüz. Hemen anında gerçekleşti. Bu organizasyonu gerçekleştiren de Şaban Bey'di, dostumuz. Hem kameramanlık yapıyor şu an, görüntü yönetmenliği, hem de bu organizasyonu gerçekleştirdi, bizi burada topladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz muhteşem bir hizmet yaptı. 43 yıllık bu bölgedeyiz, 35 yıllık gazeteciyiz. Ama maalesef ben yeni keşfettim, gördüm burayı. Büyük bir eksiklik. Kocaeli'nin adası var. Sakarya yanı başımızda, o nazlı nazlı ırmak akıyor orada. Zaten 1954 yılına kadar Kocaeli Adapazarı biriydi oralar. Ve yine biriz, yine birlikteyiz. Sadece Kocaeli Adapazarı mı? Türkiye'nin her yeri. Yeni geldik Ağrı'dan, Muş Ovası'ndan, Bitlis'ten, Van'dan, Erzurum'dan. Her yöre bizim. Gitmek, gezmek gerekiyor. Onun için de her şeyi devletten beklemeden, elbette ismi devlet verecek ama her şeyi devletten beklemedi. Çıkalım, gezelim, komşuluk ilişkilerimizi geliştirelim. Ve son sözlerimizi şöyle toplayalım. Diyelim ki, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Evet, sevgi için tanımak gerekiyor. Sevmek, tanımak demektir. Hep sevgide kalın, dostça kalın, hoşça kalın. Bir başka canlı yayın programında buluşmak üzere. Devralem TV'den, Sakarya TV'den Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.